Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte SYM Fiddle 3 motosikletimizde güzel bir süre yaşayacağız. Öncelikle motorumuzu şöyle bir etrafı gezelim. Ardından da motorumuzun teknik özelliklerini beraber şekilde gözden geçireceğiz arkadaşlar. SYM Fiddle 3. Evet arkadaşlar. SYM Fiddle 3 marka motosikletini şöyle bir etrafta gezdikten sonra ardından da şöyle güzel bir şekilde teknik özelliklerini beraber şekilde gözden geçireceğiz. Evet arkadaşlar, önce motorumuzu güzel bir şekilde gezdik. Şimdi yavaş yavaş adım adım motorumuzun ana hatlarını ve ana ekipmanlarını tanıyalım. Hemen şöyle ön lastikten başlayalım. Gördüğünüz üzere ön lastiğimizde güzel bir kaliteli bir fren diskimiz var. Fren balatalarımız, hidrolik hortumumuz, ön tekerimizin hemen yine şöyle döndüğümüzde gayet şık, güzel bir dizayn jantımız da var arkadaşlar. Amortisörlerimiz iç kısımdan destekli özel bir amortisör arkadaşlar. Hemen şöyle geçiyoruz. Hemen arka lastiğimize baktığımızda yine aynı boyutlarda iki lastiğimiz var. Jantlarımızı görüyorsunuz. Burada yine bijon başlık kullanılmış arkadaşlar. Hemen yanında güzel bir egzoz dizaynı görebileceksiniz arkadaşlar. Yine burada motorumuz var. Yağ doldurma ünitemiz burada arkadaşlar. Şurada ayaklıklarımız var. Gördüğünüz üzere. Güzel bir şekilde gizlenmiş, dizayn edilmiş. Hemen şöyle bir döngü sağlayalım. Arka lastiğimizin olduğu bölümde yine bir motor aksamımız burada arkadaşlar. Hemen üzerinde karbüratör dediğimiz bir boşluk var. Burada bir benzin hortum boşluğu var. Şurada amortisörleri görebiliyorsunuz. Nikel bir görüntüyle yapılmış bir amortisör dizaynı. Yine burada fren diskimizi görüyorsunuz. Fren balatalarımız burada. Yine burada da her iki tarafta olduğu gibi ayaklığımız mevcut. Burada iki ayaklığımız var arkadaşlar. Hem yatay hem dikey şekilde iki ayaklık ünitesi oluşturulmuş. Gayet şık bir dizayn edilmiş bir ürün arkadaşlar. Hemen şimdi şöyle bir gezelim. Sağ ve solda olmak üzere iki tane dönüş farlarımız mevcut. Hemen ön tarafa geliyoruz. SYM logomuzu buradan görebiliyorsunuz. Güzel bir dizayn, nikel alaşımlı bir aksesuarımız var. Sol ve sağ farlarımız var arkadaşlar. Sol ve sağlarımızda kısa far ve sağa ve sola dönüşler için de ayrıyeten farlar oluşturulmuş. Şimdi birazdan onları da deneyeceğiz. Hemen ön tarafımızda gördüğünüz üzere ön farımız var. Kısa far ve uzun far olarak burayı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir cam ünitemiz var. Bu cam ünitesi istediğinizde çıkarılabiliyor. Hemen aynalarımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Sağ ve sol aynalarımız var. Sol ve sağ frenlerimizde yine aksesuarları gayet şık dizayn edilmiş. Şöyle şimdi iç kısma doğru geleceğiz. Evet arkadaşlar, motorumuzun ekran kısmını buradan şöyle inceleyelim. Retro bir ekran dizaynımız var arkadaşlar. 140 km'ye kadar ulaşan bir hız gücü var arkadaşlar. Burada da kilometreyi dijital olarak göreceksiniz. Birazdan açacağız. Sol ve sağ sinyal selektörlerimiz, uzun far ışığımız mevcut. Burada yine ışıklarımızın kısa far, uzun far özelliğimiz mevcut. Yine burada sağ ve sol olmak üzere iki bölgeyi ayırabilecek dönüş ışıklarının sinyali. Klakson dediğimiz, korna dediğimiz özellik. Burada da motorumuzu açmak için kullanılan cikli anahtarımız var arkadaşlar. Motorumuzun anahtar kısmı burada. Anahtarımızı görüyorsunuz. Şurada bir çanta için özel bir kulp oluşturulmuş. Gayet güzel dizayn edilmiş gördüğünüz üzere. Kapatıyoruz.
Şöyle bir motorumuzu açtık. Motorumuzu açtıktan sonra ekranımıza saat göreceksiniz arkadaşlar. Araç hareket etmeye başladığı zaman da kilometresini dijital bir şekilde görme şansımız var. Evet arkadaşlar, motorumuzu şu an itibariyle çalıştırdık. Şöyle ön tarafa bir geçelim bakalım ön taraftaki durumumuz nedir. Ön tarafa geldiğimizde ışığının çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Yine aşağıda led ışıklarımız da mevcut, sağlı sollu olmak üzere. Şöyle bir gelelim. Işıklarımızı gördükten sonra hemen şurada bir kısa far, uzun far özelliğimiz var. Ona bir basalım. Bastığımızda ön tarafta ışığın biraz düşük olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Hemen şurada canlı olarak da şöyle bir açalım. Açtığımızda ışıkların daha güçlü bir hale geldiğini görebiliyoruz arkadaşlar. SM Fiddle 3 model aracımız burada arkadaşlar. Şimdi bir de bir sağ sol sinyallerimizi bir bakalım. Arka bölgemize de bakalım arkadaşlar. Arka tarafta kırmızı bir fren ışığımız var arkadaşlar. Yine sol ve sağ dönüş yapabileceğimiz ışıklarımız da burada mevcut. Şöyle bir gelelim isterseniz. Şuradan sol yaptığımızda arka taraftan sol sinyalin çalıştığını görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii bu esnada hemen şöyle ön tarafa da geçelim. Ön tarafta da sol sinyalin çalıştığını göreceksiniz arkadaşlar. Düzeltiyorum. Şöyle bakarsak sağ olacak. Sonra şimdi diğerini çevirdik arkadaşlar. Oradan bakarız sağ sinyalimizi çalıştırdık. Uzunlarımız burada açık. Hemen şöyle baktığımızda arka ışığımızın da açık olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, SM Fiddle 3 marka skuterimizi burada gördük. Şimdi bir de şöyle yapalım arkadaşlar. Motorumuzu bir stop, önce bir sinyalimizi kapatalım. Kısalarımızı kapatalım. Motorumuzu kapattık arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Motorumuzu arka bagajını açtık. Şöyle açtığımızda geniş bir haznesi olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Burada yine bir kilit aparatı özel olarak koymuşlar arkadaşlar. Şurada bir benzin doldurma haznemiz var. İçerisinde yine böyle gördüğünüz üzere ambalajınızı ve paketlerinizi koyabiliyorsunuz. Gayet geniş ve hacimli bir alanı var. Bir de şöyle bakalım. Geniş açıdan baktığın zaman. Evet, şimdi burayı kapatalım yavaşça. Bir de bunun yine şu bölümde de bir anahtar olduğunu gördük. Şunu bir çıkaralım. Şunu bir takalım bakalım. Ters takacağız galiba. Evet. Şurayı da gördüğünüz üzere arkadaşlar. Orada da yine bir ufak bir saklama haznesi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu arada motorumuzu tekrarlayalım. SM Fiddle 125 cc motosiklet arkadaşlar. Ekranda son bir kez kontrol ediyoruz. Çalıştırdık. Yine kullanıcınız buraya sıfır araç pozitif diye bir kan grubunda yazmış. Gayet şık, başarılı dizayn edilmiş özel bir motosiklet arkadaşlar. Kullanıcılarına şimdiden hayırlı olsun. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın lütfen.